Ama hocam bunlar kesiliyor. Olmaz. Hadi geçelim. Okul müdürünün. Türkiye, Tevhide Kütüğü bu görüntülerle tanıdı. Birinci olduğu kompozisyon yarışmasında ödülü verilmedi. Gerekçe başörtülü olmasıydı. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini ben nizam komutanımız. Çok değil, 8 sene önce 2007 yılında yaşandı bu olay. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Tevhide Kütük kompozisyon yarışmasında birinci oldu. Ödülünü almak için kürsüye çıktı ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Genç kız başörtüsü yüzünden kürsüden indirildi. Ödül alan öğrencilerimiz ödüllerini... Hakkını aramak için İl Milli Eğitim Müdürü'ne gitti Tevhide Kütük. Aldığı cevapla bir kez daha yıkıldı. Sonra... Ama hocam bunlar kim biliyor? Olmaz. Hadi geçelim. Okul müdürlüğü. Hocam yaptığınız çok büyük haksızlık. Genç kızın gözyaşlarını ne arkadaşları ne öğretmenleri durdurabildi. Çaresiz salonu terk etti. Genç kıza en büyük destek o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Tevhide Kütüğü telefonla aradı, üzülme dedi. Başörtüsü sorununu bitirme sözü verdi. Gelmeyecek, inşallah o zamanlar bir daha gelmeyecek. Aradan 8 yıl geçti. 25 yaşına gelen Tevhide Kütük evlendi. Bu kez Türkiye'nin karşısına gülerek çıktı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı genç kadına iadeyi itibarda bulundu. Müfettiş gelecekti. Biz o gün okula gitmiyorduk. Başörtümüzü gizli gizli takıyorduk. Ama müfettiş geleceği zaman ya da garnizon komutanı falan geleceği zaman okula gelmiyorduk. Avludan atlayıp gidiyorduk. Törende o günler hatırlatıldı. Tevhide Kütük Güner'i gözyaşlarını yine tutamadı. Genç kadın 8 yıl gecikmeyle ödülüne kavuştu. Kendisine yarışmada birincilik getiren o kompozisyonu ilk kez kürsüde okudu. Öğretmen, ne demektir öğretmen? Öğretmen, toplumu cehaletten kurtarmaya çalışan bir savaşçı. 10 aylık bebeği bulunan Tevhide Kütük Güner'i şimdi daha umutlu. Duaları Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Cumhurbaşkanımıza, onun nezdinde bütün dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi o çok zor dönemlerden bu dönemlere kavuşturdukları için Allah razı olsun hepsinden. Yolları açık olsun inşallah.